şeklinde bir, o bir çelişki. Tavır içindeyseniz siz oraya yiyecek yani de göndermeyeceksiniz. Siz oraya, yani bunu bir din savaşı olarak göstermek, bir taraftan işte bu İsrail'e lanet okuyarak o yüzden onu iç politikada kullanmaya çalışmak, yerel seçimler için İsrail işte bu Filistin davası üzerinden yatırımı yapmaya çalışmak, bunlar tabii aydın bir insanın tasvip edebileceği, onaylayabileceği politikalar değil. O bakımdan tabii bizim yönetimde, iktidar kesiminde yeni bir çelişkiyi daha görüyoruz. Ama bu çelişki tabii bizim için şaşırtıcı olmuyor. Şaşırtıcı evet. olmuyor. Yılmaz abi, Yılmaz Polat'a döneyim. Şimdi tabii şu anda altyazıdaki o son dakika bilgisi ışığında konuşmak gerekirse, o pençe kilit harekatının belki biraz açmak gerekiyor. Orada ne yapıldığına yönelik meclise hiçbir bilgi verilmiyor. Vatandaş hiçbir bilgi alamıyor. O bu ölenler, şehit olanlar nasıl ortamlarda bulunuyorlar şu anda? Çünkü oradan gelen görüntüler çok ciddi bir şekilde sorgulamamıza neden olan görüntüler. Bunu sorguladığınız zaman da suçlanıyorsunuz tabii. Böyle de bir durum söz konusu. Amerika'nın bu işin içinde olduğuna yönelik tabii suçlamalar da var. Sonuçta o bölgede etkin bir Amerikan askerinde bulunduğunu biliyoruz. Ne diyorsunuz o bölgedeki hareketlilik nasıl yansıyor Amerika'ya? Ben de şehidimize rahmet diliyorum. Gerçekten çok üzücü bir olay. Yani bunları tabii ki çaresi var ama AKP hükümetinin yanlış dış politikası, olmayan bir dış politika maalesef şehit haberlerini de beraber getiriyor. Yani şu ana kadar Amerika'daki yürüttüğü dış politika, özellikle Suriye politikasının iflas ettiğini gösteriyor bu. Ki bunun somut delilleri de var. PYD konusunda neler olduğu hepimizin bildiği bir konu. Yani orada Amerikalıların o bölgeye silah gönderdiği, o bölgedeki teröristleri silahlandırdığı da biliniyor. Ama maalesef Ankara hükümeti bu konuda şimdiye kadar olumlu bir adım demeyeyim de bir karış mesafe bile kat edemedi. Yani dolayısıyla burada önce çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İğneyi. Ve şimdiye kadar yapılan iğneyi, evet iğneyi kendimize batırmamız gerekiyor öncelikle. Ama şurası muhakkak ki Amerika'nın Suriye politikası bu çerçevede devam edecek. Yani YPG'yi koruyacak o bölgede bir PKK uzantılı bir Kürt devletini en azından şimdilik o bölgeyi kontrol altında tutuyor. Dolayısıyla AKP hükümeti ne yapıyor? İşte ne yaptığını da görüyoruz. Ben burada hakikaten Ankara'nın dış politikasını eleştirmek yerine bu politikanın düzeltilmesi belki biraz da muhalefetin yapacağı muhalif dış politikayla belki biraz daha kamuoyunun dikkatine gelir. Çünkü kamuoyu bu konuda bilgili olmadığını da düşünüyorum yapılan açıklamalardan. Dolayısıyla Ankara'nın maalesef kötü dış politikası Türkiye'yi bu noktaya getirmiş durumda. Tabii şimdi bu konu son dakika bilgisi olduğu için bu konunun en iyi bilenlerinden birisi olan Musa Özürlü'nün de aramızda olmasından kaynaklanan fırsattan yararlanalım. Pençe Kilit Operasyonu bugüne kadar söylenen o ki 1000'e yakın terörist etkisiz hale getirildi. İşte değişik çaplarda silahlar ele geçirildi. Mühimmatlar ele geçirildi. Komando